Doğru eş seçmeden önce bazı soruların da sorulması lazım. Hangi sorular onlar acaba? Mesela neden evleniyorum? Ya kardeşim sen niye evleniyorsun? Bunu düşündün mü? Ama hocam Şahane. herkes evlendi. Evlenmeyen bir ben kaldım. Vallahi evlenmem lazım. Bak herkes evlendi. Ya bunun için evlenir mi? Sen hazır mısın değil misin? Herkesin sana ya da ya bak herkes evlendi sen niye evlenmiyorsun diye psikolojikman sıkıştırdılar diye mi evleniyorsun? Şimdi Kazakistan, Türkmenistan tarafında o tarafa gittiğimde Evet. kadınların bir kısmı evleniyormuş çocuk sahibi olmak için. Oo. Adamların çoğu ayyaş. Evleniyormuş. Adamdan bir çocuk yapıyormuş. Bir tekme adama. Kendi büyütüyormuş çocuğunu. Şimdi bak niye evleniyor? Çocuk Ha. yapmak için evleniyor. Evet. Sadece. Bak şimdi Evet. kafaya bak. Şimdi Evet. sor kendine. Sen niye evleniyorsun? Evliliğe hazır mısın? Değil misin? Yani ne kadar sen evliliğe hazırsın? Bütün bu iki soruyu sormak lazım. Ben niye evleniyorum? Gerçekten ben evliliğe hazır mıyım? Birileri evlen diyor ama ben hazır mıyım? Ben kendim hazır hissediyor muyum? Ben Evet. anne olabilecek bir yapıda mıyım? Ben baba olacak bir yapıda mıyım? Ben gerçekten evliliği Süper. kaldırabilir miyim? Ben sorumluluk alabilir miyim? Çok güzel. Bütün bunları sormam lazım benim. Sormadan evlilik olmaz. Nasıl bir eş, nasıl bir evlilik istiyorum? Bak başka bir soru da bu. Ya. Ben nasıl bir evlilik istiyorum? Nasıl bir eş istiyorum? Şimdi ben eşim çalışmasını istiyorum. Ve saklıyor bunu. Baştan söyle. Ben seni çalıştırmam diyor. Evlendikten sonra. Kadın diyor ki ben çalışacaktım. Ben üniversiteyi niye okudum o zaman? Ya. Evlendin artık. Ne yapayım ben böyle bir şey olur mu ya? Ya ne olaylar ne olaylar. Yani Hem nasıl? kardeşim tabii iki taraf için de yani nasıl bir eş ona da sor. Yani sen sadece değil bak ben evlenince üniversiteyi bitirdim. Ben çalışmak istiyorum. Aa bak ben çalışmanı istemiyorum. Ben çocuklarım annesiz büyümesin. Hep başında ol istiyorum. Ha 5 ya 6 yıl sonra çocuğun Evet. büyümüştür. Daha sonra çalışırsın. Bak çok hassas yapıda olan insanlar var. Bilemezsin. Evet. Her konu ince ince herkesin kendine göre bir düşüncesi var. Doğru. Bunu yargılayamazsın da. Evet. Sadece onun düşünceleriyle, onun beklentileriyle senin beklentilerin ne kadar örtüşüyor, ne kadar tutarlı bunu görmen lazım. Bunu araştırman, Çok bunu güzel. bulman lazım. Şimdi ben çocuk istemiyorum diyor. O zaman ben niye evleniyorum? Ama karşı Ben böyle tarafta kötü. diyor ki, ya ben onun Evet. istemesini sağlarım canım. O şimdi istemiyor. Yarın isteyecek diyor. Bu bir İşte öyle yanılgı. diyor ama hata ediyor işte. Hata. Yani ben çocuk istemiyorum. Neden istemiyorsun? Ben diyor bu kirli dünyaya temiz çocuklar getirmek istemiyorum. Evet. Vay be. Edebiyata bak. Şimdi ve istemiyor adam. Var böyle örneklerim var. Onun için diyorum. Yani istemiyor. Sonra aynı sizin dediğiniz gibi ya öyle şey mi olur diyor ailesi. Kendi de diyor. Ya ister ya diyorlar öyle şey mi olur çocuk istememek olur mu diyorlar. Bir evleniyor adam gerçekten çocuk istemiyor. Ben baştan Evet. söylemiştim diyor. Evet. Ve Yapısı buna bu müsait yüzden olmayan insanlar var. ve tabii bu yüzden boşanma noktasına geldiler. Yani ve adam istemiyor. Bir konuştuk ben istemiyorum hocam baştan söyledim dedi. Benim böyle bir şeyim var. Ben o sorumluluğu kaldıramam dedi. Kabullenemem dedi. Şimdi evlilik sorumluluğunu tamam. Zaten düşündüm zor evlendim dedi. Ama dedi çocuk sorumluluğunu ben kaldıracak yapıda değilim dedi. Bak net çizgilerini Bence koymuş. harika. Yani ben böyle açık konuşan, kendini açık ortaya koyan insanlara vallahi o kadar saygı duyuyorum ki hepsini alkışlıyorum. İşte konuşulması lazım. Bunu Evet. konuşun. Nasıl bir eş, nasıl bir evlilik istiyorsun? Mesela hafta sonu geldim. Ben ayaklarımı uzatıp yatmak istiyorum ya. Allah Allah. Bulaşmasın eşim bana. Eşim de ben de beraber gezmek istiyorum. Bir hafta sonumuz var. Dolaşalım. Şimdi kadın da haklı. Ya Doğru. adam da haklı kendine göre. Evet. Ya buna kadar bakın nerede oturacaksın? Annemlere yakın oturalım istiyorum. Aa olmaz. Şimdi anladınız mı? Bakın sorunlar nereden çıkıyor? Ya. Yani ben sen nasıl bir evlilik düşünüyorsun? Nerede oturmak istiyorsun? Nasıl bir ev istiyorsun? Tatilde nereye gitmek istiyorsun? Ya. Adam tatilde ben doğal ortamları seviyorum. Çadır kurarız. Ormanlara gideriz. Kadın sen manyak mısın? Ormanda benim ne işim var? Ben ormana nasıl tatile giderim? Şimdi ama ormana tatile gitmek isteyen kadınlar var. Git ondan bul o zaman. Yani şimdi anladınız mı? Yani bu sefer kadın 5 yıldızlı otele gitmek istiyor. Adam diyor ki insanlar üstüme geliyor, her şey üstüme geliyor. Hocam ben diyor nefret ediyorum diyor ya. Ben orada koştur 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 tabak kovalayacağım. Ben istemiyorum öyle tatil diyor. Evet ya. Şimdi görüyor muyuz? Yani şeyler çok farklı. Ama bunlar Beklentiler. beklentiler çok farklı. Ama bu beklentileri konuşmadığın zaman bu sefer zaten bütün olumlu beklentilerle evleniyorsun. Sonra hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ya. Yani bu beklentileri görerek hareket etmek lazım.
Beklentileri çok iyi konuşmak ve sen açık yüreklilikle ne dedin az önce Esra Hanım? O dobra dobra ne düşünüyorsa söyleyen insanı seviyorum dedin. Burada onun açık Haklısın. olmasını sağlamamız için bizim de açık olmamız lazım. Saklamamamız lazım. Yani evlenirse ben onu değiştiririm demeyin, hata edersiniz. Ne istiyorsun? Nasıl bir tatil istiyorsun? Nasıl bir ev istiyorsun? Nasıl bir evlilik istiyorsun? Çantada Bütün keklik görmeyin beklentilerini kimseyi. görme. Sen bunu çıkar, listele, aklına geldikçe düşün. Hayal ettiklerini, beklentilerini yaz tek tek. Ona da yazdır. Sonra alın o listeyi, karşılıklı karşılaştırın. Hangi konuda altın ortak noktada buluşabilirsiniz? Bak ben tamam ormanda tatil istiyorum ama hayatım önemli değil. Senin için de ben 5 yıldızlı otele giderim. Ya da ben tamam şunu yaparım. Ya da tamam 5 yıldızlı otele gidemem ucuz için ama butik otele giderim. Anladınız Evet, mı? Buna kadar detaylı konuşulmalı. tabii. Süper. Sonra ailesini ne kadar tanıyorsun? Ya. Tamam da hocam ben ailesiyle mi evleniyorum? Ben onunla evleniyorum. Ailesiyle Demeyin. evleniyorsun, evet. Tabii ailesiyle evleniyorsun. Hele Ailesiyle evleniyorsun. Türkiye'de, bak yabancı ülkelerde olabilir. Ama bizim ülkemizde gençlerden çok anne babalar evleniyor. Ya. Ve anne babaların ne dediği, nasıl davrandığı, nasıl Ah. insanlar olduğu. Yani mutlu olabilecek gençlerin maalesef anne babaları yüzünden boşandığını, mutsuz olduğunu gördüm ben ya. Onun için evlilikte anne babalar yanımızda olmalı, arkamızda olmalı. Bizim evliliklerde aramızda. Yani aramızda ne işi var bunların? Yanımızda olsunlar, arkamızda olsunlar ama aramızdalar. Her O şeyin noktada içine ne kadar sokmamak karışan, lazım. girişen insanlar. Evet. Tabii. Şimdi hatta ben onu mesela seminerlerde örnek veriyordum. Yastık getirtiyordum. Allah rahmet eylesin Doğan Cüceloğlu hocam. Müthiş Tamam. bir insandı. Evlilik, ilişkiler konusunda Türkiye'deki birçok eksiğimizi, hatalarımızı, yanlışlarımızı ailelerin düzeltme adına karış karış Türkiye'nin birçok yerinde seminerler vermişti. Onu da görmüştüm. Ben de onu uygulamaya başladım. Araya yastık koyuyorum. Diyorum ki gelin gençlere sarılın birbirinize, sarılıyorlar bunlar. Çok seviyorsunuz birbirinizi. Bir de alkışlatıyorum herkese. Müthiş sarıldılar, alkışlar falan. Sonra diyorum durun, ayrılın. Bu senin annen bir yastık. Bu senin baban bir yastık. Hanımefendiye de bir annen bir yastık, babam bir yastık. Arada kaldı 4 tane yastık. Bir de diyorum ki çalışıyor musunuz? E çalışıyoruz. Bir tane birisi çalışıyorsa tek yastık, ikisi çalışıyorsa 2 yastık, 6 yastık. Hadi sarılın. Arada oho böyle Altı büyük tane bir yastık. Hiçbiri sarılamıyorlar. Hani sarılıyordunuz, hani çok mutluydunuz, hani ya çok seviyordunuz. Ne oldu? Araya girenler var. ya Yani evliliklerde anne babalar araya girerse, iş yüzünden yaşanan kavgalar, bunlar evlilikleri bozar. Onun için anne baba kimdir, karışkan mıdır, nasıl karışıyor mu? Ya o zaman şunu yapman lazım bak. Biz birbirimizi seviyoruz ama annem baban evliliğimize müdahale ederse sınır çizmeyi bilmemiz lazım. Sınır koyabiliyor muyuz, koyamaz mıyız? Evet. Annenlere, babanlara hayır diyebilecek misin? Gerekirse beni bahane et. Anne, baba bak siz öyle diyorsunuz ama eşim bunu istemiyor de. Ama tavrını koy. Bunu koymaya var mısın, yok musun? Yoksa anne babaların evliliklere müdahaleleri yüzünden biten evlilikler var. Bir de Çok. şuna bakmak lazım. Anne baba ne kadar mutlu? Evet. Yani onunla ilgili yapılan çalışmalar da var. Anne babanın mutsuz, huzursuz, sürekli kavga ettiği anne babaların çocuklarının da evliliğinde çok ciddi anlamda o huzursuzluğu, mutsuzluğu kendi evliliğine taşıdığıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Çünkü onları Yani rol onun model için alarak o ilişkiyi tabii rol model görüyor. şekillendiriyor. Yanlışı doğru görüyor. Ya. Yani bunun için burada da acaba ne kadar onlar mutlular? Ya. Bir araya geldiğinizde onu da gözlemlemeye çalış. Yani Sormak lazım. mutlu bir aileden de geliyor. Geliyor mu, gelmiyor mu? Bunu da kontrol Evet. etmek lazım. Çok Çünkü ben doğru. hayatımı, geleceğimi belirleyecek çok önemli bir karar alıyorum ya. Ve hayatımın en önemli kararını ben veriyorum. Onun için doğru kişiyi bulma adına bütün bu soruları da gözden geçirmemiz lazım. Şimdi sana birbirinizin dengi misiniz? Bak bu da çok önemli. Denklik. Doğru. Yani ekonomik açıdan aileler birbirine ne kadar denk? Gelir seviyesi açısından birbirine ne kadar denk? Mesela ünlülerin arasında siz de dünya kadar insanı gördünüz, tanıdınız. Evet. Evleniyorlar, ayrılıyorlar. E niye evleniyorlar, ayrılıyorlar çoğu? Neden? Denklik yok. Şimdi ne kadar denklik var? Mesela kadının popüler olması erkek kaldıramıyor. Ünlü ve popüler kadını.
ekonomik bakımdan güçlü bir kadın erkek ezildiğini hissediyor. Şimdi o noktada kadın popülerse ve ünlüyse geri Başarılıysa. çekilip erkeği onore etmeyi ve ön planda tutmayı bilmeli. Bakın bu bir stratejidir. Onu yapabilecek kaç kadın var? Hayranı dolu, çevresi var. Herkes onun etrafında erkek bakıyor. Adam orada bürütüyor. Neden o değerli? Ben değersizim gibi hissetmeye başlıyor. Şimdi burada yani statü açısından parasal anlamda parasal denklikte, ondan sonra aile denkliğinde, kültürel denklik, bak o da Evet. çok önemli. Yani siyasi düşünceler, Evet. ondan sonra dini anlayışlar, bütün bunlar konusunda da ne kadar birbirimizle örtüşüyoruz, Evet. denkiz. Birisi Hawaii'ye gitmek istiyor, birisi Mekke'ye gitmek istiyorsa olmaz o. Evet. Yani birbiriyle de uyumlu beklentilerle beraber o şey açısından da denklik olmalı. Yani Çok doğru. ne diyelim işte bütün bu konularda da kültürel anlamda eğitim açısından hatta yaşla ilgili bile. Mesela kendinden 20 yaş küçük, 20 yaş büyük. Şimdi kardeşim olmaz bu kadar. Yani kesin birçok konuda sorun yaşarsın. Yani Evet. anlaşmazsınız. 3 yaşa kadar tamam tolere edilebilir bazı şeyler. Kadının mesela büyük olması 3 yaşa kadar, bakın yine 5 yaşa kadar tolere edilebilir ama 10-15 oldu mu olmaz. Mutlaka sorunlar ve sıkıntılar yaşarsın. Erkekte de Şimdi olmuyor aslında hocam. tabii erkekte de olmuyor. Mesela Olmuyor. erkekte de yine bakın 8 yaşa kadar, bakın yine olabiliyor. Ama baktığım zaman o uçurum arttığı anda kültürel anlamda zevkler örtüşmüyor ya. Birinin Ya. dinlediği parça, keyif aldığı şeyle diğerinin Çok doğru. okuduğu şey, dinlediği şey birçok şey örtüşmüyor birbiriyle. Doğru. Yani kuşak çatışması dediğimiz olay bu. Ya. Yani sonuçta ne dedik? Arkadaş gibi olabilmek Ya. evliliklerin en güzel şekilde devam etmesini sağlıyor. Ben anlaşamıyorum ki onunla. Konuşacak neyimiz var ki? Aynı dili bile konuşmuyoruz onunla. Ya. Beklentilerimiz bile aynı değil. Yani yaşlarımız kuşak olarak aynı olmayınca birçok şeyin örtüşmemesi durumu var. Sonra doğumla beraber kadının daha fazla yıpranmasıyla beraber eğer yaşı da çok daha büyükse erkekler, bu sefer erkeğin cinsel anlamda başka beklentiler içerisine girmesi ve eşini aldatması olayı var. Bununla ilgili gelen mesajlar da var bana. Yani bütün bunlar sonuçta bir denge var. O dengeyi sen Ay kaçırmaya hocam Allah başladın mı? aşkına sadece onun için mi aldatıyor erkekler yani? Yo, o ayrı bir şey. Bir gün de onu bak ele alalım. Bu O aldatma bahanesi. konusu bir dosyadır. Hiç bugün Çok. açmayalım. O fokur Kaçmayalım. fokur kaynayan bir kazandır. Çok. Valla onunla ilgili var ya o kadar üzülüyorum ki aldatma çok kolaylaştı, çok basitleşti. Kullanat ilişkilerin varlığından dolayı da daha da kolaylaştı bu işler. Onun için aldatma ile ilgili işte aldatılan insanlarla ilgili çok fazla bir miktarda mesaj geliyor. Bununla ilgili çok video da çekiyorum Bu ben YouTube'da. konuda Yani konuşmamız gerekiyor bu bir inşallah. bahane bu ama en azından böyle bir bahanesi olamaz insanın yani. Ya da Evet. kardeşim her şey her yönüyle denktiriz birbirimize. Yoksa aldatma yaşla alakalı bir şey değil. Karakterle alakalı bir şey. Tamamen Karaktersiz katılıyorum. insan aldatır. Evet. Yani bu bir karakter. Yani kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen başkasına nasıl yaparsın kardeşim? Yani yapamazsın bunu. Yani Doğru. bu olaya bakış açısı kalitesiyle ilgili bir şey. Yani aldatmayı kolaylaştıran, aldatmayı teşvik eden ciddi bir ortam var günümüzde. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani aldatma çok kolaylaştı. Çok rahat hale geldi. Öyle uygulamalar var ki gittiğin her yerde birilerini bulabiliyorsun ya uygulamalarla takip ediyorsun birçok şeyi. Yani bununla ilgili çok fazla bende veri olduğu için neler Doğru. biliyorum. Neyse onu kapatalım. Ama denklik önemli. O denklik var mı yok mu? O denkliği de kontrol etmek lazım. Çünkü düşün mesela ben zengin bir aileden Evet. diyelim bir kızım evlendim tamam sevdim ben bilmiyorum ki ne kaç para onu istiyorum alıyorlar bunu istiyor her dediğim yapılıyor benim ben eşimden istiyorum adam üzülüyor Evet. alamıyor Evet. ya da kızıyor ben nasıl alayım sana diyor bu sefer o erkeğin o kızı memnun etme şansı var mı yok mu soruyorum Yani yok çok var gibi görünmüyor. çok var gibi gözükmüyor yani şimdi birinin oturduğu yaşadığı lüks hayatla ama bak ben şuna çok dikkat ettim Esra Hanım. Dedim ki ben memur çocuğum. Annem Evet. babam benim öğretmen. Dedim ki ben ne kazanırsam kazanayım.
kendi hayatımı memurların yaşantı standardına göre ayarlamam lazım. Neden? Evet. Çocuklarım için. Yarın benim bir kızım memur birine aşık olabilir. Mutlu olabilmeli. Ben Evet. her şeyi rahat, kolay elde eder hale getirirsem onun hayatını iyileştirmem. Kötüleştiririm. Bir de şu var. Bugün iyiyim. Ha, Yarın ne olacağı belli işlerimin değil. bozulmayacağını kim garanti eder? Hiç. Tabii işim bozulabilir. Tabii. Onun için bugün Türkiye'deki insanlar ne yiyor, ne yapıyor, nasıl bir hayatları varsa ben aşağı yukarı harcamalarımda ona denk bir hayat sunmaya çalıştım. Doğru. Çok önemli bir şey bu. Bence çok mantıklı. Ve bu bir kalite bu. Yani neden yarın evlendiğinde benim kızımın mutsuz ve huzursuz olmasını engelleme adına, hepimiz adına öyle. Yani yarın en zor şey nedir? Varlıktan yokluğa düşmektir. Allah İnsanın korusun. başına her şey gelir. Doğru. Trilyonluk insanların battığı ile ilgili bir sürü haberler duyuyoruz. Ben neler Varlıktan gördüm yokluğa, hocam. tabii varlıktan yokluğa insanın düşmesi kadar da acı bir şey yok. Doğru. O insan çok daha büyük yıkım yaşar o kadar şeye alıştıktan sonra. Tabii. Yani olayın bu boyutu da var. Evet. Başka ne dedik? Sana saygı duyuyor mu? Bak şimdi bu da öyle. Kendine benzetmeye çalışma hani saygı da var ya. Bana ne kadar saygı duyuyor? Beni ben olduğum için seviyor. Beni ben olduğum için istiyor mu? Şimdi bazen ne oluyor? Memur olduğu için istiyorlar. Acı bu ama gerçek Ya. bu. Yani ona dikkat etmek lazım. Yani şartlardan dolayı maalesef böyle bir durum var. Şimdi Evet. aileler de arıyor. Ve işte bu bana çok şey geliyor. Yani çok üzülüyorum bu duruma. Yani Evet. gerçekten beni ben olduğum için mi istiyor? Beni doktor olduğum için mi istiyor? İşte Ya. beni öğretmen olduğum için mi istiyor? Buna da dikkat etmemiz lazım. Mesela bu da çok önemli. Yaşadığım bazı olaylardan sonra bunu fark ettim bana gelen mesajlarla. Evet. Seni sevdiğin insanlardan uzaklaştırmaya çalışıyor mu Ha. ısrarla? Şimdi onunla görüşmeyeceksin. İşte diyor ki arkadaşların, ailen seni seven insanlarla görüşmene engel oluyor. Var Çok böyle fena. örnekler. Çok fena. Çok fena. Var. Bu Yani başka türlü tehlikelerin de bana göre ayak seslerinin habercisi. kapıda olduğunu kesinlikle gösteriyor. Bunu yapan adam ne yapar aynı zamanda yarın? Seni dışarı çıkarmaz. Seni eve hapseder. Şimdi kardeşim benim görüştüğüm insanlardan benim hayatımda düşünün. Ben 25 yaşında, 27 yaşında, 30 yaşında evlenmişim. Kardeşim Evet. 30 yıllık geçmişimi sen benim Bir çöpe kalemle. atmamı istiyorsun ya. Niye? Seni hayatıma aldım diye. Yani ben bunu nasıl yaparım? Ve bunu kabul edenleri gördüm ben ya. Yani böyle bir şey nasıl kabul edersin sen? Senin hayatındaki o insanlar, o geçmişin kimse için yok edilmemeli bence. El Ve cevap benim çok geçmişimle, seviyorum. beni bu hale getiren, beni şu anda ben kılan geçmişimdir ya. Doğru. Benim geçmişimi yok saymaya çalışan biri var ortada. Bu ne kadar doğru bir insan o zaman? Yani bunu da bence sorgulamamız lazım. Valla hocam benim şahsi ilişki tanımım şu. Kendi adıma, hayata bakış olarak. Seni seviyorum ama kendimi daha çok. Yani sen beni benden vazgeçirmeye çalışıyorsan ben senden vazgeçerim, kendimden vazgeçmem. Çünkü bu kadar zaman kendisiyle yaşayan bendim. Öyle değil mi? Doğru. Şimdi bir de başka bir şey var. Kendini sevmeyen bir insan mutlu olamaz. Mutlu olmayan bir insan da başkasını mutlu kılamaz. Bence de. Onun için ben önce kendimi sevmeliyim, kendim mutlu olmalıyım. Onun için ben ne yaparak beni ne yapmak mutlu ediyor? Kimle beraber olmak beni mutlu ediyor? Ben o insanlarla beraber olurum. Ha, ama o insanlar evliliğimize, ilişkimize zarar veriyorsa beni O uyarabilirsin. ayrı bir şey. Tabii O zaman ona haklısın. tabii. Bak şimdi anladınız mı? Yani bak Yani hep kötü alışkanlıkları iletişim. olan insanlarla arkadaşlık Abi. etmemek bence de kesinlikle gerekir. Bu konuda kişi bir uyarı alıyorsa onun Tabii. Dikkate direnmemesinde almalı. fayda vardır. Tabii. Ama hiçbir şey yokken hatta akrabalarıyla kendi annesiyle bile öyle sık görüşmesini istemiyorum diyenler gördüm ben yani. Tuhaf. Acı olan bu. Yani Evet. tuhaf. Sonuçta benim Hakikaten annem bu ya. tuhaf.